Dünya, insanlığın doğum yeri, denizleri, okyanusları, derin ormanları ve görkemli dağlarıyla bildiğimiz gibi, gerek güneşe olan mesafesiyle, gerek barındırdığı sıvı halde bulunan sularıyla, üzerinde yaşam bulunan tek yer burası. Bildiğimiz kadarıyla. Akıllı insan yaşamını üzerinde barındıran bu gezegen, bizim üzerinde yürümeye başladığımız evreden itibaren bizi besliyor ve barındırıyor. Vücudumuz için hayati öneme sahip sularını içebiliyoruz. Isınmak için kömür ve gazlarını kullanıyoruz. Nefes almak için ağaçlarını. Sanki her şey bizim için hizmet ediyor gibi. Ama bu güzel ve hayat dolu mavi gezegenimizin jeolojik sicili korkunç ve inanılmaz yok oluşlarla dolu. Canlı hayatı neredeyse yok olmanın eşiğine getiren 5 büyük toplu yok oluş. Jeologların edindiği kapsamlı ve geniş bilimsel kanıtlara dayanarak zirkon kristalleri üzerinde yapılan radyometrik yaş tayini ölçüleri ortaya koydu ki gezegenimiz 4,5 milyar yıl yaşında. Bu zaman zarfında çok şey yaşandı. Her ne kadar yaşam 5 kez yok olmanın eşiğine gelmiş olsa bile bir şekilde tutunmayı başardı. Her seferinde yeniden başladı ve küllerinden doğdu. Dünya oluşumundan günümüze jeolojik olarak 5 devir, 3 zaman ve 12 dönemden geçti. Bu 12 dönemin 5'inde büyük felaketler yaşandı. Şimdi zamanda yolculuk yapıp bu 5 büyük yok oluşu ve sonrasında hayatın nasıl yine filizlendiğini hep birlikte görelim. Ordovisiyen dönem. Palezoyik zamanın ikinci alt bölümü olarak Ordovisiyen kayaç sisteminin oluştuğu jeolojik zaman dilimi. Günümüzden 495 milyon yıl önce başlayıp 471 milyon yıl önce sona erdiği kabul ediliyor. Kambriyen'de büyük çoğunluğu güney yarıkürede toplanmış olan kıtalar, Ordovisiyen'de 2 farklı yöne hareket ettiler. En büyük kıta olan Gondwana, güney kutbuna doğru kayarken, diğer 3 kıtada kuzeye, ekvator bölgesine ilerleyerek birbirlerine yakınlaştılar. Dönem boyunca deniz seviyesinin defalarca yükselip alçalmasıyla bu kıtalar sıklıkla denizlerin baskısına uğradılar. Tüm dönem boyunca iklim ılıman ve yağışlıydı. Geniş alanlarda sığ denizler vardı. Bütün bu koşullar, türlerin farklı çevresel koşullara farklı şekillerde uyum sağlamasına olanak verdi. Böylece pek çok alt tür ortaya çıktı ve gelişme olanağı buldular. Uyumsal açılım olarak tanımlanan bu tür çeşitlenmesinin en belirgin olarak yaşandığı dönem Ordovisiyen dönemidir. Deniz omurgasızlarında ve tek hücreli ya da plankton türü canlılarda görülen büyük çeşitlenme Ordovisiyen uyumsal açılımı olarak bilinir. Bu dönemde ortaya çıkan yeni grupların başlıcaları midyeler, yosun hayvancıkları, mercanlarla derisi dikenlilerden deniz laleleri, deniz kestaneleri ve deniz yılanlarıdır. Tek hücreli ve plankton türü küçük canlı türlerinin okyanuslara hızlı yayılması sonucunda deniz suyunu süzerek beslenme tarzı da keşfedilmiş oldu. Sığ denizlerde geniş alanları kaplayan resifler ortaya çıkmasında bu türlerin de belirgin etkisi oldu. En parlak dönemlerini Kambriyen'in sonlarında yaşamış olan 3 loblular Kambriyen yok oluşundan fazlasıyla etkilenmişti. Ancak Ordovisiyen uyumsal açılımında Kambriyen'den yok olan canlılardan boşalan yaşama ortamlarına da yerleşerek çeşitlendiler. Ordovisiyen'de de oldukça yaygın olan 3 loblular Kambriyen'deki atalarından oldukça farklı biçimler kazandı. Pek çoğu diken ve boğum gibi yapılar geliştirirken bazıları vücut segmentlerini birleştirdi. Farklı ortamlara uyumun sonucu olarak kimisi devasa gözlere sahip olurken bazıları gözlerini tamamen kaybetti. Kimisi çamur eşeleyici yaşam tarzına uygun olarak küreyi andıran burunlar geliştirdi. Ökaryotik yaşamın üyeleri karaya ilk kez Ordovisiyen'de çıktı. Hayvanların karaya çıktıklarına dair ilk kanıtlar onların bir zamanlar kumsal olan bir bölgede dolaşırken bıraktıkları ayak izleri fosilleridir. Ordovisiyen'in sonlarına doğru Gondwana'nın güney kutbuna doğru hareketi, ekvator bölgesinden güney kutbuna yönelen sıcak su akıntılarını engelledi. Güney kutbunu daha ılıman hale getiren bu yüzey akıntıları olmayınca, güney kutbunda geniş alanlarda yüzlerce metre kalınlığında buzullar oluştu. Bu buzlanma bir yandan tüm gezegenin iklimini sertleştirirken, diğer yandan da önemli miktarda suyu buz olarak bağlamış ve deniz seviyelerinin düşmesine neden oldu. Sığ denizlerin çekilmesiyle bu sularda yaşayan pek çok canlı türü yok oldu. muhtemelen bir bölümü de kara yaşamına uyum sağlamakta başarılı oldular. Özellikle ılıman denizlerde, başta resiflerde olmak üzere pek çok tür yok oldu. Yok oluş, ilk olarak planktonlar, derisi dikenliler, üç loblular ve zırhlı balıklar gibi tropikal türleri etkiledi. Ardından mercan ve dallı bacaklıları etkisi altına aldı. Ilıman denizlere uyum sağlamış olan yeşil algler de yok oluştan etkilendi. Bu yok oluşun sonunda dallı bacaklılara ve yosun hayvancıklarına ait türlerin neredeyse yarısı yok oldu. Sonuç olarak Ordovisyen'de dünyanın kimyasal dengesi bozuldu ve dünya korkunç bir buzul çağına girdi. Böylelikle dünya yüzeyinin neredeyse tamamı buzla kaplandı ve canlılarınsa yaklaşık %70'i yok oldu. Karbondioksitin düşüş nedeni olarak volkanik aktivite ya da gama ışını patlaması nedeniyle ozon tabakasının zarar görmesi gibi teoriler de var. Devoniyen dönem. Paleozoik zamanın 4. alt bölümü olarak Devoniyen kayaç sisteminin oluştuğu jeolojik zaman dilimidir. Günümüzden 417 milyon yıl önce başlayıp 354 milyon yıl önce sona erdiği kabul ediliyor. Devoniyen döneminin başlarında yeryüzünde iki dev kıta vardı: Gondwana ve Lavrasya. Gondwana Güney Kutbu'na doğru kayarken büyükçe bir bölümü de Lavrasya'yı güneyden sıkıştırmaya başladı. Dönemin sonuna doğru iki kıta birleşerek tek dev kıta Pangea'yı oluşturacaklardı. Her iki kıtanın birbirlerine çarptıkları uzun hat boyunca yeni dağ oluşumları ortaya çıkarken yoğun volkanik etkinlikler de yaşandı. Günümüzde yüzeye yakın olarak bulunan maden yatakları bu dönemde ortaya çıktı. Her iki kıta arasındaki okyanus tabanında magmanın yaptığı basınçla yükselmeler oluştu. Bunun sonucunda da deniz seviyesi tüm dünyaya yükseldi. Bu dönemde gezegenin %85'i denizlerle kaplandı. Bugünkü Kuzey ve Güney Amerika, Sibirya ve Avusturya'nın büyük bir bölümü dönemin ortalarına doğru sığ denizlerle kaplıydı. Günümüzün Kuzey Kanada'sında ve Güney Çin'de ilk kez tropik yağmur ormanları oluştu. Güney Kutbu üzerinde bulunan Amazon bölgesinde buzullar vardı. Dönem boyunca iklim ılıman hatta sıcaktı. Kıtaların iç kesimleri kurak geçmişti. Devoniye'nin sıcak ve sığ denizleri çeşitli ve çok sayıda omurgasız grubuna ev sahipliği yapıyordu. Mercan, sünger ve alg birlikteliğiyle kurulan resifler bu dönemde de çok yaygındı. Silürye'nin en yaygın gruplarından olan dallı bacaklılar, Devoniyen denizlerinde de başarılarını sürdürerek hem çeşitlilikçe hem de yaygınlıkça zirveye ulaştı. Salyangozlar ve midyeler gibi yumuşakça grupları, Silüryen'deki durumlarını korurken Nautilioid benzeri bir kafadan bacaklıdan kök alan amonitler ortaya çıktı. Bu dönemden sonra oldukça yaygın olan amonitlerin geriye bıraktığı kabuklar bugün kireç taşı yataklarını oluşturdu. Kambriyen ve Ordovisyen'in başrol oyuncularından olan üç loblular iyice azaldı. Az sayıda grup yaygındı ve bazı dev biçimler evrimleşmişti. Balıklar ve kafadan bacaklılar gibi serbest yüzücü yırtıcıların sayısındaki artışın üç lobluların sonunu hazırladığı düşünülüyor. Devoniye'nin sonunda üç loblu grupların çoğu yok oldu. Silüryen'de ortaya çıkan çeşitli balık grupları varlıklarını sürdürürken Devoniyen'de pek çok yeni ve gelişmiş balık grubu ortaya çıkıp hızla çeşitlendi. Balık gruplarında görülen bu çeşitlilik ve yaygınlıktan dolayı dönem balıkların çağı olarak adlandırıldı. İlk kez Ordovisyen'de ortaya çıkan çenesiz balıklar olan zırhlı balıklar Devoniyen boyunca varlığını sürdürdü. Ancak çağın kapanmasıyla büyük oranda ortadan kalktılar. İlk çeneli balıkların Silürye'nin sonunda ortaya çıkmasından sonra köpek balıklarının ve vatozların içinde bulunduğu grup olan kıkırdaklı balıklar da ilk kez Devoniyen'de ortaya çıktı. Çeşitliliklerini Karbonifer ve Permiyen'de arttırdı. Bitkiler Devoniyen'de büyük bir evrimsel sıçrama yaptı. Devoniyen'in ilk başlarındaki bitkiler 15 ila 20 santim boylarında suya, en azından neme bağımlı, yapraksız, otsu ve sürünücü bitkilerdi. Dönemin sonlarına doğruysa olgunlaşmış gövdeleri 30 metreyi bulan boylarıyla ilk ağaçların oluşturduğu ormanlar Devoniyen kıtalarını kapladı ve ilk tohumlu bitkiler ortaya çıktı. Bitkilerde görülen bu evrimsel gelişim her ne kadar Kambriyen'deki ile çok benzerlik göstermese de Devoniyen patlaması olarak değerlendiriliyor. Bitkilerin evrimsel bir sıçrama yaşadığı Devoniyen'de buna paralel olarak onlarla aşağı yukarı aynı zamanda ortaya çıkan eklem bacaklılarda da benzeri bir çeşitlenme ve gelişme oldu. Erken Devoniyen faunasının üyeleri temel olarak eklem bacaklılardı. Devoniye'nin sonlarına doğruysa bir kitlesel yok oluş yaşandı. Henüz yolun başında olan karasal ekosistemlerin belirgin şekilde etkilendiği yok oluşta deniz yaşamı büyük zarar gördü. Resifler tamamen yok olurken mercanlar da ciddi biçimde azaldı. Dallı bacaklılar, üç loblular ve ilkel balık grupları ya iyice azaldı ya da tamamen yok oldu. Planktonik graptoritler tamamen yok oldu. Ilıman türler yok oluştan tropik olanlara göre daha çok etkilendi. Permiyen dönem. Paleozoik zamanın 6. alt bölümü olarak Permiyen kayaç sistemlerinin oluştuğu jeolojik zaman dilimi. Günümüzden 292 milyon yıl önce başlayıp 252 milyon yıl önce sona erdiği kabul ediliyor. Karbonifer dönemin sonunda bir yok oluş yaşanmadığı için deniz yaşamı da kara yaşamı gibi karboniferin devamı niteliğindeydi. Karaların büyük bir bölümünde süren kurak iklim yağmur ormanlarını olumsuz etkiledi. Dönemin sonlarına doğru yağmur ormanları neredeyse tümüyle ortadan kalktı. Karasal flora baskın olarak kozalaklı bitkilerin de aralarında bulunduğu açık tohumlarca oluşturuluyordu. Permiyen omurgalı faunası yaygın bir gelişme ve çeşitlenme yaşadı. Sürüngenlerin yükseldiği bir dönemdi. Permiyen sürüngenlerinin fosil kayıtları oldukça kalabalıktır. Permiyen sonunda görülen ve tüm türlerin %90 ila %95'inin ortadan kalktığı yok oluş, Fanelozoik'in en büyük yok oluşudur. Karasal yaşamın görece daha az etkilendiği yok oluşta, omurgalı, böcek ve bitkilerin dahil olduğu karasal türlerin %70'i ortadan kalktı. Bitkiler de yok oluştan ciddi biçimde etkilendi. Ancak büyük bitki grupları hayvanlar gibi tamamen yok olmadı. Bu bitkisel yok oluşa neyin ya da nelerin neden olduğu bugün için halen tartışmalı bir konudur. Pek çok bilim adamı bir gök cisminin dünyaya çarpması tezini kabul ederken deniz yaşamının %90'ı ortadan kalkmasına karşın kara sürüngenlerinin 2/3'inin kurtulmuş olması başkaca nedenlerin olması gerektiğini savunan bilim adamları için gerekçe teşkil ediyor. Küresel soğuma, deniz tabanındaki ve özellikle Sibirya'daki volkanik etkinlikler de bu nedenler arasında. Trias ve Jura devri. Trias devri, Mezozoik zamanın 1. alt bölümü olan jeolojik zaman dilimidir. Günümüzden 251 milyon yıl önce başlayıp 205 milyon yıl önce sona erdiği kabul ediliyor. Devrin sonlarına doğru Paleozoik zamanın sonlarında oluşan tek kıta Pangea parçalanmaya başladı. Kuzey Amerika ve Kuzey Avrupa Pangea'dan koptu. Pangea'nın varlığını sürdürdüğü dönemler boyunca yaşanan kurak ve karasal iklim, kıtanın iç kesimlerinde yerini çöl iklimine bıraktı. Trias'ta deniz yaşamı bugünkü görünümünü aldı. En önemli fark, dev deniz süngerlerinin hakim yırtıcı türleri oluşturmasıydı. Su kaplumbağaları ve timsahlar da bu devirde ortaya çıktı. Günümüz mercanları ilk kez Tethys Denizi'nde ortaya çıktı. Tethys, mercan resiflerinin yoğun olduğu tropik bir denize dönüştü. Pangea'nın kurak kesimlerinde sporlu bitkilerin yanı sıra açık tohumlulardan özellikle kozalaklılar yaygınlaştı. İlk memeliler de Trias'ın sonlarında ortaya çıktılar. Bunlar oldukça küçük cüsseli canlılardı. Dinozorların ilk türleri de bu devre aitti. Trias'ın sonunda nedeni bugün için net olarak bilinmeyen bir kitlesel yok oluş yaşandı. Hayvan türlerinin %35'i, deniz yaşamınınsa %50'si bu yok oluştan etkilendi. İlk dinozorlar da tümüyle yok oldular. Jura ise Mezozoik zamanın Trias'tan sonra gelen yani 2. dönemiydi. Jura döneminde de tek kıta Pangea kuzeye doğru kayarken kuzey enlemlerinde sıkışıyordu ve parçalanmaya başlıyordu. Parçalar birbirinden uzaklaşmaya başladı. Bu uzaklaşma aralarında geniş ve uzun yarıklar oluşturdu. Bu yarıklar boyunca pek çok volkanik etkinlik yaşandı. İzleyen Kretase döneminde bugünkü Kuzey Avrupa ve Kuzey Amerika birbirinden ince bir deniz çizgisiyle ayrılmış olacaktı. Jura iklimi Trias'a göre daha yumuşak, iklimler arası farklılıklar belirsizdi. Yağış miktarı artmış, sıcaklıklar düşmüştü. Artan nem miktarıyla birlikte bitki yaşamı daha da güçlendi. Dönemin büyük bölümünde kutuplarda buzul yoktu ve bunun bir sonucu olarak deniz seviyesi yüksekti. Yükselen denizler kıtaların bir bölümünün üzerini örttü. Trias'ın sonunda gerçekleşen küçük bir yok oluş, Jura'da dinozorların yayılmasına fırsat verdi. Dinozorlar çeşitlenip gelişti. Dev boyutlara ulaştılar. Jura'nın başında Diplodocus ve Apatosaurus gibi devasa saropod dinozorlar çeşitlendi. Allosaurus ve Compsognathus gibi etçil teropodlar da sayıca bollaştı. Kuş benzeri dinozorlar yaygınlaşırken Archaeopteryx gibi dinozor benzeri ilkel kuşlar dönemin sonunda ortaya çıktı. Dinozorlar karada hüküm sürerken bilinen en büyük uçan omurgalılar olan pterozorlar gökyüzünde yaygınlaştı. İhtiozorlar, plesiozorlar ve dev deniz timsahları denizlerde sürüngen hanedanının temsilcileri olarak besin zincirinin en üstünde yerlerini aldı. Jura'da sürüngenlerin ezici üstünlüğü olsa da ilkel memeliler bu dönemde gelişme ve çeşitlenmelerine devam etti. İlk çiçekli bitkilerin de Jura'nın sonlarına doğru evrimleştiği düşünülüyor. Jura'nın sonunda küçük bir kitlesel yok oluş meydana geldi. Yok oluştan karasal ekosistemler, özellikle dinozorlar pek fazla etkilenmedi. Amonitlerin pek çok cinsi, deniz sürüngenleri, midye ve istiridye türlerinin %80'i ve pek çok sığ su canlısı yok oldu. Bu yok oluşun sebebi bilinmiyor. Ancak deniz tabanındaki çok büyük metan yataklarının boşalmasının tetiklediği bir dizi olayın yok oluşa neden olabileceğine dair kuşkular var. Jura'dan sonra Kretase dönemi başladı. Mezozoik zamanın 3 alt bölümünden sonuncusu. Günümüzden 142 milyon yıl önce başlayıp 65 milyon yıl önce sona erdiği kabul ediliyor. Kretase tebeşir dönemi olarak da bilinir. Bu dönemde tarihlenen kayaçlarda bolca tebeşir bulunması döneme bu adın verilmesine neden oldu. Tebeşir, ölü planktonların deniz tabanlarına çökmesi sonucunda su basıncının etkisiyle oluşan bir şeydir. Kıtaların parçalanma ve kayma süreci bu dönemde de devam etti. Antarktika ve Avusturya dönem sonunda birbirinden koptular. Hindistan ve Madagaskar kuzeydoğu yönünde ilerlemeye devam etti. İtalya ve Yunanistan, Tethys içinde tek bir kütle olarak Avrupa kıtasına yaklaştılar. Avrasya halen bir bütün halindeydi. Ayrılmış olan Kuzey Amerika, dönem sonlarında Batı Avrupa ile çarpıştı. Dönemin sonlarına doğru Güney Amerika'da Afrika'dan ayrıldı. Kretese'de de Jura'da olduğu gibi ılıman ve yağışlı bir iklim gezegene hakimdi. Mevsimsel farklılıklar belirgin değildi. Karaların hemen hemen aynı seviyede olması, yükseltilerin olmaması bunda etkindi. Kutuplarda buzullar yoktu ve deniz seviyesi yüksekti. Ilıman bir iklim, mevsim farklılıklarının belirgin olmaması, karalarda yağışların fazla olmasıyla denizlere taşınan minerallerin bolluğu, sığ denizlerin yaygınlığı, denizlerde özellikle planktonik yaşamın büyük ölçüde yaygınlaşmasına yol açtı. Planktonlarla beslenen deniz canlıları açısından son derece uygun olan bu ortamda sığ ve ılıman denizlerde resifler hızla yayıldı. Resiflerin yaygınlaşması pek çok canlı türünün de gelişmesine geniş bir ortam oluşturdu. Bugün bilinen türleriyle midyeler, istiridyeler, deniz kestanesi gibi türlerin yanı sıra ahtapot, yengeç, ıstakoz gibi gelişmiş kabuklular da yaygınlaştı. Orta ve derin sularda kıkırdaklı dev yırtıcılar varlık gösterirken sığ sularda su ortamına uyum sağlamış olan sürüngen türleri yaygınlaştı. Her iki grupta Kretase boyunca giderek daha iri cüsseli olma eğilimi gösterdiler. Bir önceki dönem olan Jura döneminin baskın florası Kretese'nin sonlarına kadar baskın olmaya devam etti. Kretese'nin başlarında ortaya çıkmaya başlayan ve sonlarına doğru baskın bitki türü olan çiçekli bitkiler, bu dönemin evrimsel çizgisine damgasını vuran belirgin bir evrimsel aşamaydı. Meşe türleri, ak ağaç, manolya, ceviz, huş ve diş budak ağaçları çiçekli odunsu bitkilerin bugüne ulaşan biçimleridir. Günümüzdeki floranın %90 ila %95'inin çiçekli bitkilerden oluşmasına kadar gelişen açılım Kretese'de ortaya çıkmış ve izleyen dönemlerde başarılı bir biçimde yaygınlaşmıştır. Çiçekli bitkilerin bu avantajı üreme ve yayılma olanakları açısından böcekler gibi farklı türlerden de yararlanmış olmalarına bağlı oldu. Jura döneminden gelen dinozorların yanı sıra yeni türler de bu dönemde ortaya çıktı. Kretase dönemi dinozorların altın çağı oldu. Fakat Kretese'nin sonunda bir göktaşının gezegene çarpmasıyla tüm yaşam türlerinin %70 ila %80'i yok oldu. Bu yok oluştan en fazla etkilenenler genel olarak sürüngenler ve özel olarak da dinozorlardı. Tüm non-avyan dinozor türleri ortadan kalktı. Dinozorlar 175 milyon yıl bu gezegende hüküm sürdü. Nasıl bu kadar uzun bir süre varlıklarını sürdürebildiler? Bunun 5 önemli sebebi var. Trias-Jura yok oluşu sonrası büyük oranda elemine olan arkozorların baskılarını kırdılar. Ciddi şekilde ekolojik sistemlere adapte olabildiler. çok çeşitli diyetlerle beslenip ekolojik nişleri doldurdular. Üreme, savunma, vücut sıcaklığı ve beslenme gibi alanlarda büyük evrimsel ilerlemeleri başardılar. Zamanlarının en güçlü türlerinden biri oldukları için neredeyse doğal düşmanları yoktu. Dünya üzerindeki hiçbir şey onların egemenliğine meydan okuyamazdı. Ama onların sonunu getiren şey dünya dışından bir tehdit oldu. Dünyanın kaderini sonsuza kadar değiştirecek Everest Dağı'ndan büyük bir asteroid dünyaya çarptı. Çarpma milyonlarca nükleer silah enerjisini açığa çıkardı. Çarpmanın yaşandığı bölgedeki ve çevresindeki yaşam basınç dalgasından dolayı anında yok oldu. Asteroid o kadar hızlı ve güçlü bir şekilde çarptı ki kopan parçalar çarpma bölgesinden binlerce kilometre uzaklara bile adeta yağmur şeklinde yağdı. Çarpma aynı zamanda depremleri ve tsunamileri tetikledi. Dünyanın yüzeyi 275 dereceye kadar ısınınca bitki örtüsü de yok oldu. Ve tabii onları yiyen canlılar da. Çarpmanın etkisiyle aylarca süren duman ve kül, güneş ışınlarının gezegene ulaşmasını engelledi. O asteroid, gezegenin jeokimyasını değiştirdi. Okyanuslar asitleşti. İklim dalgalanmaları başladı. Tektonik hareketler tetiklendi. O yenilmez gibi görünen dinozorlar, bu türden bir saldırı karşısında çaresizdi. 175 milyon yıllık bir saltanat sonunda sona erdi. Ama bir hikaye biter, yenisi başlar. Hepsi yok oldu. Fakat yok olanlar non-avyan dinozorlardı. Öte yandan ufak boyutları nedeniyle paçalarını kurtaranlar sadece biz memeliler olmadık. Aynı şekilde biz memeliler gibi birçok ekolojik görevi doldurabilenler avyan dinozorlar oldu. Günümüzde onlara kuş diyoruz. Dinozorlar aradan çekilince bu bizim için bir fırsat oldu. Artık protoprimatların mağaralarda veya yer altındaki ufak deliklerde yaşamasına gerek yoktu.